Herkese merhaba kıymetli arkadaşlarım. Kıymetli arkadaşlar, yumuşama dönemiyle konularımızı anlatmaya devam ediyoruz. Fakat arkadaşlar bu zamana kadar hep şey diyordum size. Yani ya işte bu da siyasete girmesin, bu da siyaset olmasın. Böyle siyasetten hep uzak uzak. Herhangi bir taraf belirtmeden olabildiğince objektifçe konuları anlatmaya çalışıyordum. Yine objektiflik ve tarafsızlık adına elimden geleni yapacağım ama bu defa siyasetten uzak uzak duramıyoruz. Çünkü bu defa Türkiye siyasetini ele alacağız arkadaşlarım. Komple bu videomuzda Türkiye siyaseti üzerine birlikte konuşacağız. Baktığımızda arkadaşlar <laughs> 1960 ile 1983 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti için bunalımlı yıllar olarak bilinen yıllardır. Türkiye'de bunalımlı yılları ele alacağız. Ne zamanmış bu bunalımlı yıllar? 1960-1983 yılları arası. Peki neler olmuş? Gerçi sonrasında da bence bunalım devam ediyor da. Arkadaşlarım baktığımızda 27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasıyla başlayalım ne olmuştu? Arkadaşlar biliyorsunuz ki 1950 seçimlerine kadar 27 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partisi süreci vardı. 1950 seçimleriyle birlikte Demokrat Parti yeter söz milletin sloganıyla iktidarı ele geçirmişti ve 1950 seçimlerini kazanmıştı ve 27 yıllık CHP iktidarı da son bulmuştu. İşte bakın 1950'den 1960 yılına kadar geçen sürede Demokrat Parti iktidarı vardı. Lakin arkadaşlarım 1960 yılında İktidar ve muhalefet arasında yaşanan gelişmeler sokağa da yansıyınca bu defa asker yani ordu yönetime el koyuyor ve Demokrat Parti iktidarına darbe gerçekleştiriliyor kıymetli arkadaşlarım. Baktığımızda iktidar ve muhalefet arasında yaşanan gelişmeler gerilimler artmış. Bu gerilimlerden sonra da ordu diyor ki bu şekilde yürümez ülke ve ben bu yüzden diyor ne yapacağım? Yönetime el koyacağım diyor ve Demokrat Parti iktidarına darbe yapılıyor 1960 yılında. 27 Mayıs 1960 darbesidir kıymetli arkadaşlar bu. Peki sonra ne oldu arkadaşlarım? Bakın Cemal Gürsel liderliğinde bak 1960 darbesi yapıldı. Demokrat Parti iktidarına son verildi ve Cemal Gürsel liderliğinde Milli Birlik Komitesi kuruldu. Şimdi bu bizim için önemli. Neden? Bakın 1960 darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi kuruluyor. 1980 darbesinden sonra ise Milli Güvenlik Konseyi kuruluyor arkadaşlarım. Hangisinden sonra hangisinin kurulduğu önemlidir. 1960 darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi. 1980 darbesinden sonra derse Milli Güvenlik Konseyi diyeceğiz. Peki. Cemal Günsel liderliğinde Milli Güvenlik Milli Birlik Komitesi kurulmuş. Sonra ne olmuş? Adnan Menderes Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu. Zaten Adnan Menderes kimdi arkadaşlar? Başbakandı. E Fatih Rüştü Zorlu'yu hatırlayın. Arkadaşlarım Fatih Rüştü Zorlu benim NATO'daki ilk temsilcim değil miydi? E, evet. Bir de bunların yanı sıra Hasan Polatkan ne yapılıyor arkadaşlar? idam ediliyor. O zaman 1960 darbesinden sonra idam edilen 3 kişi önemli. Kimler bunlar? Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'dur. Hatta burada Celal Bayar da idama mahkum edilmesine rağmen yaş haddinden dolayı onun idam cezası ev hapsine dönüştürülmüştür kıymetli arkadaşlarım. Peki bu idamlar nerede gerçekleştirildi? Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın ve Fatih Rüştü Zorlu'nun idamının gerçekleştirildiği yer Yassıada'dır. Fakat arkadaşlarım Yassıada'nın adı günümüzde değiştirilmiş. Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuştur. Bu da önemli arkadaşlar. Yassıada'nın ismi değiştirilmiş. Demokrasi ve Özgürlükler Adası olmuş. Peki Arkadaşlarım 1960 darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi kuruldu Cemal Gürsel liderliğinde ondan sonra idamlar vardı onlar gerçekleştirildi Yassıada da Yassıada'nın adı değişti ve sonra arkadaşlarım dikkat edin 1961 Anayasa'sı kabul edildi bak şimdi yeni bir Anayasa hazırlanmış mı evet 1961 Anayasa'sı kabul edilmiş ve Cemal Gürsel Cumhurbaşkanlığına seçilmiş kim? Cemal Gürsel arkadaşlarım. Bakın. Burada Milli Birlik Komitesi'nin liderliğini yapan Cemal Gürsel daha sonra ne olmuş? Cumhurbaşkanı olmuş 1960 darbesinden sonra. Peki 1961 yılında seçimler yapılıyor ve 1961 yılında yapılan seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor ve arkadaşlarım Adalet Partisi ile birlikte koalisyon kuruyorlar. Yani CHP ile CHP ile AP, Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi ne yapıyor arkadaşlarım? Koalisyon kuruyorlar. İşte CHP ile AP'nin 1961 yılında kurmuş olduğu bu koalisyon Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk koalisyonudur arkadaşlarım. O yüzden önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk koalisyonu CHP ile AP arasında kurulmuştur. Ve arkadaşlarım bakın 1961'den 1965'e kadar geçen sürede sürekli olarak koalisyonlar hüküm sürüyor. Belli bir düzen, belli bir tertip asla tutturulamıyor. Peki 1965 seçimlerinde ne olmuş? 1965'e kadar sürmüş ya bu koalisyonlar. 1965 seçimlerinde ise arkadaşlarım bakın, Adalet Partisi Süleyman Demirel liderliğinde ne yapıyor? seçimleri kazanıyor. Peki arkadaşlarım, bir de gelelim 12 Mart Muhtırası'na. Hani 1960'ta bir darbe oldu, 1980'de de darbe olacak. Ama bu aradaki 12 Mart Muhtırası ne? 12 Mart Muhtırası arkadaşlarım 1971 yılında olmuştur. Ne zaman olmuş? 1971 yılında olmuş. 1971 yılında Ordu Komutanlarının Cumhurbaşkanı Cevdet Sunaya bir muhtıra vererek 32. Türkiye hükümetini istifaya zorladığı askeri müdahaledir. Bak şimdi. Arkadaşım 12 Mart Muhtırası neymiş? 1971 yılında ordu komutanları gitmişler Cumhurbaşkanı Cevdet Sunaya bir belge vermişler ve o belgede demişler ki 32. Türkiye hükümeti istifa edecek demişler. Yoksa biz yönetime el koyarız demişler. Dolayısıyla arkadaşlarım bu bir askeri müdahale midir? Evet bu bir askeri müdahaledir. Ve bu 12 Mart muhtırasıdır kıymetli arkadaşlarım. 12 Mart muhtırası neymiş? 1971 yılındaymış. Ordu komutanları Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vermişler. Ve 32. Türkiye hükümetini istifaya zorlamışlar. Gelelim arkadaşlar Süleyman Demirel'e. İşte bakın bu 12 Mart muhtırası sonucunda 32. hükümet ne oldu istifaya zorlandı ya iyi de. Kim istifa etti? İşte o hükümetin lideri olan Süleyman Demirel arkadaşlarım 12 Mart muhtırasından sonra istifa etti. Peki devam edelim. Arkadaşlarım bakın Süleyman Demirel istifa etti 12 Mart muhtırasından sonra tabi bana yeni bir başbakan ve yeni bir hükümet lazım. Dolayısıyla arkadaşlarım burada yeni hükümet Nihat Erim başbakanlığında kuruluyor. Bakın bu adama dikkat edeceğiz Nihat Erim'e. Neden biliyor musunuz? 12 Mart muhtırasından sonra Süleyman Demirel istifa etti ya. Heh, Nihat Erim liderliğinde yeni bir hükümet kuruldu. Tamam ama bu Nihat Erim'in bir önemi var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde suikast ile öldürülen ilk ve tek başbakandır Nihat Erim arkadaşlarım. Suikast ile öldürülen ilk ve tek Başbakan Nihat Erim'dir kıymetli dostlar. Şimdi burada da bazen kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle geçeyim daha uygun olacak. Arkadaşlarım bakın Şimdi eğer sorular bize derse ki Türkiye Cumhuriyeti'nde idam edilen ilk ve tek başbakan adnan Menderes, Türkiye Cumhuriyeti'nde suikast ile öldürülen ilk ve tek başbakan o zaman cevabım Nihat Erim olacak. İkisi birbirine karışmasın lütfen. Peki 1973 yılına geldiğimizde ne görüyoruz arkadaşlar? Buna bir bakalım. 1973 yılında CHP ve AP'nin desteklediği Fahri Korutürk yeni cumhurbaşkanı oluyor. Bakın cumhurbaşkanını kimler desteklemiş? Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi desteklemiş ve Fahri Korutürk bunun sonucunda cumhurbaşkanı seçilmiş. Ve 1974 yılından 1980 askeri darbesine kadar geçen sürede yine sürekli neler var? Sürekli koalisyonlar var. Bakın 74'ten 80'e kadar sürekli neler var arkadaşlarım? Koalisyon hükümetleri var. Burası bu şekilde arkadaşlarım. 1980'e kadar olan süreci burada ele almış bulunuyoruz. Bakın başlarda karışık gelecektir. Gerekirse başı alın bir daha dinleyin. Gerekirse arkadaşlarım yeniden yeniden burayı tekrar edin. Buralar bizim için önemli. Özellikle bazı yerlere vurgu yapıyorum. Ne gibi? Mesela idam edilenler gibi. Ya da arkadaşlarım burada yer alan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk koalisyonu gibi. Ya da kıymetli dostlarım 12 Mart muhturası gibi. 1960 darbesinden sonra kurulan Milli Birlik Komitesi gibi. 1980 darbesinden sonra kurulan Milli Güvenlik konseyi gibi. Bunlara dikkat edin tamam mı arkadaşlar? Şimdi geliyoruz bu tarafa geçiyoruz. Melike aldın mı beni buraya? Şimdi arkadaşlarım burada 1960 darbesinden sonra kurulan bazı kurumları ele alacağız. 1960 darbesinden sonra ne gibi kurumlar kurulmuş? İlk olarak arkadaşlar DPT yani Devlet Planlama Teşkilatı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın amacı nedir? Bakın arkadaşlarım Devlet Planlama Teşkilatının amacı ve misyonu ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaktır. Devlet Planlama Teşkilatı bu amaçla kurulmuştur. Ne yapmak amacıyla? Ekonomik ve sosyal Kalkınmayı sağlamak amacıyla Peki hocam hani 1960 darbesinden sonra kurulan bu Devlet planlama teşkilatının bir çalışması Var mı örnek olarak? Var. Mesela Arkadaşlar biz Mustafa Kemal Atatürk döneminden Bu yana sürekli olarak nüfus arttırıcı Politikalar izliyorduk. Hatta Çok çocuklu ailelere Bazı hediyeler veriliyordu Ve koruma yöntemlerinde Falan korunma yöntemlerinde falan Kısıtlanmaya gidiliyordu. Lakin Burada arkadaşlarım Devlet Planlama Teşkilatı nüfus artış hızını düşürmeye yönelik faaliyetler yürütmüştür. Çünkü buradaki mantıkta şu vardır. Az insan az çocuk daha iyi yetişmiş bir kitleyi amaçlamışlar ve ekonomik ve sosyal olarak kalkınmayı amaçlamışlardır devlet planlama teşkilatı. Bunu anladık. Şimdi geldik arkadaşlarım TÜBİTAK'a. TÜBİTAK, TÜBİTAK günümüzde de zaten varlığını sürdürüyor arkadaşlar. TÜBİTAK'ın amacı nedir? Bilim ve teknolojiyi teşvik etmektir. Hatta okullarımızda da artık TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK yarışmaları, değil mi? çeşitli TÜBİTAK programları sergileniyor ve yapılıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım TÜBİTAK da yine 1960 darbesinden sonra kurulan kurumlar arasındadır. Amacı neymiş? Bilimi ve teknolojiyi teşvik etmekmiş TÜBİTAK'ın amacı. Bu da 1960 darbesinden sonra. Devam edelim. Anayasa Mahkemesi. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin amacı yasa ve yasama uygulamalarının anayasaya uygunluğunun tespitini yapmaktır. Yani Anayasa Mahkemesi çıkan yasalar ve yasama organı acaba anayasaya uygun davranıyor mu davranmıyor mu buna bakmakmış. Anayasa mahkemesi de yine önemlidir arkadaşlarım. Gelelim TRT'ye. TRT'nin açılımı ne? TRT'nin açılımı televizyon, radyo, te ne? Kurulu. Ne TRT'nin açılımı? Oradan devam edeceğiz, keseceğiz artık TRT'nin açılımında. Televizyon bildiğiniz hocam öyle diyordun ya temiz öyle bakalım. Televizyon radyo hayır Türk radyo Türk radyo televizyon kurulu Türk radyo televizyon kurulu değil mi? Ah ya ben ne dedim televizyon radyo <gülüyor> <gülüyor> Türk Türk neydi Türk radyo televizyon kurulu. Türk Radyo Televizyon Kurumu. Türk Radyo Televizyon Kurumu. Hadi. Buradan başlatıyorum tamam mı? Yine ikisini birleştirirsin. 1-2-3 Bir, iki de bana. <laughs> Arkadaşlar şimdi de geldik TRT'ye. Ben burada neden gülüyorum? Çünkü burada videoyu kesmek zorunda kaldık. Çünkü ben TRT'nin açılımının bir türlü tam manasıyla doğru söyleyemiyorum. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldık. Çünkü ben gülmekten videoyu anlatmaya devam edemedim burada. Arkadaşlarım Türk Radyo Televizyon Kurulu'dur. TRT'nin TRT açılımı. Neymiş? Türk Radyo Televizyon Kurulu'ymuş. TRT'nin açılımı. Peki. Bu TRT ne yapıyor arkadaşlar? Bakın TRT'nin genel misyonu kamu yayıncılığı yapmaktır. Kamu yayıncılığı yapan ilk ve tektir zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde. Arkadaşlarım o yüzden kamu yayıncılığı yapmakla görevli kuruluşumuz neresidir tarzında bir soru gelirse cevabımız ne olacak? RT olacak. Ve gelelim arkadaşlar HSYK'ya. Yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. Peki bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Zaten adından belli ki HSYK'nın açılımı. Arkadaşlarım bakın. HSYK Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ya Hakimlerin ve Savcıların Özlük işlerinin takip edilmesi ve özlük işlerinin denetlenmesi için kurulmuş olan kuruldur bu da. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. Tamam mıyız? Hakim ve savcıların özlük işleri için kurulmuş. Şimdi arkadaşlarım gelelim bir de Milli Güvenlik Kurulu'na MGK. Arkadaşlar Milli Güvenlik Kurulu neden kuruluyor? Milli Güvenlik Kurulu'nun konusu ne? Arkadaşlar burada duracağız. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu da 1960 darbesinden sonra kurulan kurumlardan biridir. Fakat Milli Güvenlik Kurulu'nun genel olarak gündemini kim belirler? Cumhurbaşkanı belirler. Yani o konuşulur, bu konuşulur diyemeyiz. Neden? Çünkü gündemi zaten Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Arkadaşlar bakın. Burada 1960 darbesinden sonra kurulan kurumları tek tek de sorulabilir bize. 1960 darbesinden sonra kurulan ve ekonomik ve Sosyal anlamda kalkınmayı amaç edinen kurum aşağıdakilerden hangisidir der. Cevap devlet planlama teşkilatıdır. 1960 darbesinden sonra kurulan bilim ve teknolojiyi özlendirmeyi amaçlayan kurul aşağıdakilerden hangisidir der. Cevap TÜBİTAK olur. Bu şekilde sorular gelebilir. Bir de arkadaşlarım yukarıda verilenlerden hangileri 1960 darbesinden sonra kurulan kurumlar arasında yer alır der. Örneğin bir devlet planlama teşkilatı, iki anayasa mahkemesi, üç TÜBİTAK bir takter 1, 2, 3, üçünü de alırsınız arkadaşlarım. Tamam mıyız? Bu tarzda sorular gelebilir önümüze. Şimdi 1960 darbesinden sonra kurulan kurumları gördük. Ne yapacağız? 12 Eylül 1980 darbesi ve sonrasına bakacağız. Şimdi arkadaşlar 1960 yılında bir darbe yaşandı ve 1960 yılında yaşanan darbe sonucunda Demokrat Parti iktidarına son verildi. Daha sonra arkadaşlar çeşitli kişiler, çeşitli cumhurbaşkanları, çeşitli koalisyonlar kuruldu veya geçti. Artık o süreç bitti. Şimdi ise arkadaşlar bakın yeni bir darbe ile daha karşı karşıyayız. Yıl 1980 tarihler ya da takvimler 12 Eylül'ü gösteriyor. Arkadaşlarım sorular bazen bize 12 Eylül 1980 darbesi demez de bayrak harekatı der. Çünkü bayrak harekatı 1980 darbesinin diğer bir adıdır. Peki ne oldu burada arkadaşlar? 1980 darbesinde ordu yine 1960'ta olduğu gibi yönetime el koydu. Ve arkadaşlarım bunun bundan üzerine bundan sonra Kenan Evren liderliğinde Milli Güvenlik Konseyi kuruldu. Bak şimdi. 1960 darbesinden sonra Cemal Gürsel liderliğinde Milli Birlik Komitesi kurulmuştu. 1980 darbesinden sonra Kenan Evren liderliğinde Milli Güvenlik Konseyi kurulmuştur. Kenan Evren kim hocam ya? Arkadaşlar Kenan Evren kim biliyor musunuz? <laughs> Hani bir televizyon programına çıkmıştı. Ya tamam idam ettik, tamam astık da insanları biz. Öyle eşitsizlik yapmadık ki. Bir sağdan astık, bir soldan astık dedi. Sanki sanki arkadaşlar kavun asıyor ya adam. Değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlarım, onlar bizim gençlerimizdi. Sağ fikirli olabilirlerdi, sol fikirli olabilirlerdi. Dönemin Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamaya bakar mısınız? Evet evet astık. Sağdan da astık, soldan da astık. Eşit davrandık diyor. Arkadaşlar bu durum içler acısıdır bakın. Bu durum içler acısıdır. Yürek yakar bir durum. Arkadaşlar Kenan Evren liderliğinde Milli Güvenlik Konseyi kuruldu. Bu da bizim için önemli. Sonra ne oldu? Sonra arkadaşlarım Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu ve Bülent Ulusu yeni hükümeti kurdu. Çünkü Cumhurbaşkanı belli Kenan Evren. E benim yeni bir de hükümete ve hükümet liderine ihtiyacım var. Bülent Uluslu liderliğinde yeni hükümetim kuruldu 1980 darbesinden sonra. Bir de Orhan Aldı Kaçtı diye bir adam var. Bu Orhan Aldı Kaçtı dediğimiz adam da 1982 anayasasını hazırlayan komisyonun başkanlığını yürüten adamdır. Orhan Aldı Kaçtı. Kimmiş? 1982 anayasasını hazırlayan komisyonun başkanlığını yürüten kişiymiş Orhan Aldı Kaçtı. Peki gelelim 1980 sonrası Türkiye siyasetine. Arkadaşlarım, 1980 sonrası Türkiye siyasetine baktığımızda ilk olarak 1983 seçimlerine bakacağız. Bakın, 1983 seçimlerinde Turgut Özal'ın liderliğini yaptığı Anavatan Partisi tek başına iktidar olmayı başardı. Ve arkadaşlar bakalım. 1987 yılında siyasi yasakların kaldırılmasını göreceğiz. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. 1980 darbesinden sonra pek çok siyasiye siyaset yasağı gelmiş. Yani zaten önceki seçimlerde Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş gibi kişiler yokmuş. 1983 seçimlerinde Turgut Özal Anavatan Partisi ile tek başına iktidara geldi mi? Geldi. 1987 yılında ise siyasi yasaklar kaldırıldı. Yani Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş ve kıymetli dostlarım e Necmettin Erbakan'ın siyaset yasağı ne oldu 1987'de kaldırıldı. Peki 1989 seçimleri oldu. Bakın 1989 seçimleri olduğunda Turgut Özal ne olmuş? Cumhurbaşkanı olmuş. Turgut Özal 1983 yılında ne yapmıştı? İktidara gelmişti Anavatan Partisi ile. 1989 yılında da aynı Turgut Özal Cumhurbaşkanı oluyor. Ve arkadaşlar Yıldırım Akbulut burada ne oluyor? başbakan oluyor. Hangi seçimlerde? 1989 seçimlerinde. Şimdi gelelim 1991 yılındaki seçimlere arkadaşlarım. Ben şöyle geçsem daha iyi olacak galiba. Şimdi 1991 yılında yapılan seçimlerde bir Süleyman Demirel. Bunu aldık. Bir de arkadaşlarım Erdal İnönü. Bir de bunu alalım. Erdal İnönü kim hocam? İsmet İnönü'nün oğlu arkadaşlar. Tamam mı? Kendisi bir mühendisidir. Ve Parti kuruyor seçimlere giriyor. Arkadaşlar baktığımızda Süleyman Demirel'in liderliğini yaptığı DYP yani Doğru Yol Partisi ile Erdal İnönü'nün liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Halkçı Parti yani SHP Sosyal Demokrat Halkçı Parti koalisyon kuruyorlar 1991 seçimlerinde kıymetli dostlarım. Tamam mıyız? DYP ile CHP, Süleyman Demirel ile Erdal İnönü 1991'de ne yapmışlar? Koalisyon kurmuşlar. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var arkadaşlar. Nedir bu 1993 yılı? Benim doğum günümden aklınıza gelsin. Benim doğum yılım 1993 yılı. Arkadaşlar 1993 yılında Turgut Özal görevi başındayken yani Cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü sırada vefat ediyor ve Turgut Özal Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra görevi başında vefat eden Cumhurbaşkanıdır. Görevi başında vefat eden ilk cumhurbaşkanımız kim? Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra görevi başında vefat eden Cumhurbaşkanı ise Turgut Özal'dır değerli dostlar. Turgut Özal'ın ölümüne dair de çok farklı ifadeler, çok farklı yorumlar var arkadaşlar. Eğer sizin de bu konuda fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü zehirlendi mi, öldürüldü mü, nasıl birden öldü? Bu konuda çok farklı ifadeler var. Onları yorumlarda konuşabiliriz. Arkadaşlarım, şimdi gelelim buraya. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel oldu. Tamam. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel oldu da sonraki süreçte başbakan kim oldu o önemli. Başbakan ise Tansu Çiller oldu. Şimdi bak ne olmuş? Turgut Özal vefat etmiş, daha sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel olmuş ve başbakan da Tansu Çiller olmuş. Ama Tansu Çiller önemli. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kadın başbakan, hatta ilk ve tek kadın başbakan şu ana kadar kim? Tansu Çiller. Bunu da neyle karıştırmayacağız arkadaşlarım. Eğer sorular bize derse ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol deriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller deriz kıymetli arkadaşlar. Gelelim 1996 seçimlerine. 1996 seçimlerinde Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyon kurdular. Bu koalisyonun adı Ana yol koalisyonu oldu. Bak Anavatan partisi doğru yol partisi. Anayı buradan almışlar yolu buradan almışlar. Bu koalisyonun adına ana yol demişler. 1996 seçimlerinde yine. Hocam nasıl ya? Burada 1996 seçimleri yediniz zaten. E burada da 1996 seçimleri diyorsunuz. Evet. Çünkü ana yol hükümeti yaklaşık 4,5 ay falan sürdü arkadaşlar. Sonra yeniden seçime gidildi. Ve arkadaşlarım burada Bakın burada Refah Yol Refah Partisi ile demo e, Doğru Yol Partisi özür diliyorum Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi ne yapmış koalisyon kurmuş. Refah Partisi ile Doğru Yol Partisinin kurduğu koalisyona ise Refah Yol adı verilmiş. Tamam mıyız? O zaman baktığımızda 1996 seçimlerinde Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi koalisyon kurmuş ve ana yol adını almış. Yine 1996 seçimlerinde Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi koalisyon kurmuş. Adı ne olmuş bu koalisyonun? Refah Yol Koalisyonu olmuş. Şimdi gelelim 1990, 1999 seçimlerine. Arkadaşlar 1999 seçimlerini az çok hayal meyal hatırlıyorsunuzdur zaten. Burada kimler vardı? Bakın arkadaşlar burada DSP yani Demokratik Sol Parti vardı. Ve MHP vardı. Bir de arkadaşlar Anavatan Partisi vardı. İşte arkadaşlarım Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Bülent Ecevit liderliğinde ne yaptılar? Koalisyon kurdular. Bülent Ecevit'in böyle iyice yaşlı olduğu sıralarda hatırlıyorsunuzdur onları. Bülent Ecevit iyice yaşlanmıştı o dönemlerde. Karaoğlan lakaplı Bülent Ecevit. Ve arkadaşlarım bakın. 1999 seçimlerinde böyle bir koalisyon kuruldu. Üç partilik bir koalisyon. Sonra ise arkadaşlarım 2000 yılında Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı bitti. Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı bitti 2000 yılında. Onun yerine Cumhurbaşkanı olan kişi Ahmet Necdet Sezer oldu. Ve arkadaşlar bakın 2002 seçimleri yapıldı daha sonra. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerken 2002 seçimleri yapıldı. Ve 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi yani AKP tek başına iktidar oldu. 2002 seçimlerinde ne olmuş? Adalet ve Kalkınma Partisi yani AKP tek başına iktidar olmuş. Peki 2007 yılında ne oldu? 2007 yılında ise Abdullah Gül Ahmet Necdet Sezer yerine Cumhurbaşkanı oldu. Bakın Abdullah Gül Ahmet Necdet Sezer yerine Cumhurbaşkanı oldu. Bakın sıralamaya bir bakın arkadaşlar. Ahmet Necdet Sezer Süleyman Demirel'in yerine Cumhurbaşkanı oldu. Ahmet Necdet Sezer'in yerine de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. 2014 yılında da Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'den sonra Cumhurbaşkanı oldu kıymetli arkadaşlarım. Şimdi Melike ilk ekranı bir al. Aldın mı? Tamam. Şimdi de buraya al lütfen. Aldık mı? Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Bakın daha önce de söylediğim gibi evet biraz ard arda gelen bilgiler, evet siyasi bilgiler ve bu siyasi bilgiler genelde pek sevilmeyen, tercih edilmeyen bilgilerdir. Ama yine de en azından böyle kabaca bilmekte fayda var. Zaten çok fazla ayrıntısına girmeden sizlere sundum. Ee, çok fazla ayrıntıya boğmadan bu siyasi manevraları ya da seçimleri ya da cumhurbaşkanlarını başbakanları sizlere sunmaya çalıştım kıymetli dostlarım. Bunların zor olduğunu biliyorum. Açıkçası bu videoyu e, çekerken sıkılacağınızı tahmin ediyorum aslında. E, bu videoyu dinlerken sizlerin sıkılacağını tahmin ediyorum. Umarım sıkılmazsınız. Sıkıldıysanız da yoruma sıkıldık yazmayın. Üzülürüm ben. Hocam sıkılmadık ya. Nasıl hocam nasıl sıkılmadık ya falan yazın tamam mı? Öyle belli. Hocam çok sıkıcı yazmayın da. Hocam nasıl da sıkılmadık ya diyerek sıkıldığınızı belli edin lütfen. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle.